Canini şöyle, yani bugün aslında 11'de başlayacaktı bizim 11 oyuncumuz. Mevkisi olarak sıkıntımız var. Yani bölgesel olarak sıkıntımız var. Dorukan'ın sakatlığı, Edin Biskan'ın sakatlığı, Bruno Perez'in iyileşip tekrar 2-3 haftadır bizde olamaması bir organizasyonun özel temel taşlarını çok bozabiliyor. Canin de bizim o mevkide çok değişiklerde kullandığımız özel yetenekli bir oyuncu. Geçen sene şampiyonlukta önemli katkılar sağladı bize. Goller, asistler yaptı ama son gün gitmek e, istediğini çok vurgu yaparak ifade etti Ben de teknik olarak bunun doğru olmadığını Çünkü teknik kararı ben veriyorum olmadığını söyledim ama kulüp menfaatleri doğrusunda böyle bir karar verildi bugün itibariyle futbolda yaşanmış bir şey yollarımız ayrıldı Onun için e, bir tane daha yani sıkıntı yaşadığımız kadro söylendan bir tane daha oyuncu kaybetmiş olduk Reaksiyon bence ilk yarıda vardı. İkiyi, üçü kaçırdığımızda. Evet, bu kırılma anlarını, parçaların bazen doğru tamamlanmadığını beklerken bir takım... Birçok formasyonu denediğimiz aslında. Yani biz de onun üzerinde çalışıp denediğimiz bir seneyi yaşıyoruz. Bunu biraz evvel oyuncu sakatlıkları ve tercihlerinden dolayı formasyonları değiştirmek zorunda kaldık. Bazen verim aldık, bazen alamadık. Onun için bu süreç bizi... E, teknik olarak da zihinsel olarak da yordu. Lahtemi tercihi bizim yatırım yaptığımız. Kenar oyuncusunu zaten sıkıntı yaşadığımız bir süreç. Bugün Galatasaray takımına analizi e, analiz yaptığında eğer yani kenar oyuncusu oynarsan zaten bekleri son derece derinlikte oynuyor ve 7 tane oyuncuyla ucum yapıyor. Eğer Diamond veya 4-4-2 başka türlü oynarsan sana sayısı olarak daha fazla daha tehlike yaratabilir. Lahtemi de yine şu bence tercihimiz Lahtemi'nin performansıyla alakalı değil tercihimiz bir taktiksel değişiklikti. Çünkü merkeze de Galatasaray'ın dönmeyen 4-5 oyuncusu vardı. Merkezde bir daha fazla olalım. Hem de Bakay'ı daha çok 10 numara pozisyonuna çıkartalım. Gene kazanmak için bunu bundan sebepti. E, ee, Siyopis Baka bizim değerli oyuncumuz. Her zaman oynayan oyuncular. Ee, oyunun akışında e, karar verdiğimiz bir şey bu. Ee, giren oyuncuların performansı aslında yeterli olmadığı zaman niye çıktı diye sorulur. Latimi oynadığı zaman Oynamadığı zaman niye oynamıyor diyor sorulur. Oynadığı zaman niye oynadı diyor soruluyor. Bu işler böyle ne yazık ki. Onun için tercihler yapıyoruz. Bazen doğru çıkıyor, bazen yanlış çıkıyor. Oyuncunun ayağına bakıyoruz sonuçta. Şimdi Trabzonspor şampiyon takımdır. Şampiyonluğa oynar. Büyük takımların hepsi topa sahip olmaya oynar. Eğer topu çabuk kaybedersen, hele böyle maçlarda, böyle ortamlarda topu çabuk kaybedersen. Bu sana geçiş olarak dönür ve rakip olarak seni şey yapar. Çünkü rakibin analizini yaptığında eğer topa daha fazla sahip olduğunda her seferinde dönmeyen oyuncular da olduğunda sayısal üstünlük sağlarsan ve rakibi kendi kalesine doğru itersin. Ama bazen çabuk oynamak, bazen hızlı oynamak, bazen dikine oynamak, bazen pas yapmak. Sadece pas yapmak değildir. Antrenmanlarda bunu verdiği için antrenmanla maç ortama farklı. Bazen uyguladık bunu, bazen uygulamadık. Bugün... Çok doğru çıkmadı. İkinci yarı için söylüyorum özellikle. İlk yarıda ilgili bir sıkıntı yok ama ikinci yarı itibariyle bu tercih doğru çıkmadı ki bunun üzerinde çalışıyoruz. Bugün ikinci yarı cevabını alamadım diye düşünüyorum. Antrenmanlarda alıyoruz cevabını. Tekrar 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 çalışıyoruz. Ee, Sonuçlandırma ile, yani maçın senaryosunu canlanarak, canlandırarak ve bunu son, son, şey yapıyoruz. Ee, çalışıyoruz. Ee, biraz tabii. Sonuçların kırılgan olması bazen oyuncuların da özgüvenini ortadan kaldırabiliyor. Bugün geçen sene 50 küsür gole tekabül eden ön hattının olmaması. Yeni oyuncuların iyi, niyeti çok fazla ama performanslar inişli çıkışlı yolcu bu bizi etkiliyor. İyi akşamlar, teşekkürler.